Oh! Kendisini merakla bekliyorsunuz. Ben de merakla bekliyorum. Bugün ne öğreneceğiz? Bugün yine çok şey öğreneceğiz. Her geldiğimizde yeni şey öğreniyoruz. Her okuduğumuzda makalelerini ve yazılarını, kitaplarını yeni şeyler öğreniyoruz. Burada bilgi var. Burada gerçekleri anlatmanın derdindeyiz. Burada hiç kimseye meydan okumanın da amacını gütmüyoruz. Gerçekten ama gerçekten bizim mevzumuz tarih göstermek, gerçekleri göstermek doğru bilgiyi vermek ve bu bilgiler ışığında topluca hareket etmek ve birlik sağlamak. Derdimiz, hedefimiz ayırmak, ötekileştirmek, bölmek değil, gerçekten birlik oluşturmak. Bundan hiç şüphemiz yok. Samimiyetimize de inandığınızı biliyorum. O yüzden Sinan Meydan anlatacakları da çok önemli. Yine çok e, önemli vurgularla anlatacağız. Atatürk'ün servetini konuşacağız. Atatürk'ün ne kadar parası vardı? Atatürk devletten acaba ihaleler alıp paralar kazandı mı? Atatürk'ün gemisi vardır diyorlar yani çok büyük bir konu değil mi? Çok, yani. çok tuhaf, enteresan. Tuhaf, tuhaf bir yani gibi. hani şöyle bir olay vardır. Bütün ha. devletlerde bazı liderlerin yolsuzluk yaptığını, hırsızlık yaptığını, onu bunu yaptığını, işte bunun tarihi örneklerini hep Avrupa'da da gördük, uzak doğuda da gördük, Türkiye'de de gördük. Her daim. Böyle şeyler konuşuluyor. Peki Atatürk'ün serveti, Atatürk yemedi mi? Bak o da işte şöyle yapmadı mı, böyle yapmadı mı? Bunlar konuş. Peki Atatürk'ün neyi vardı? Serveti neydi? Ve bu serveti sonrasında ne yaptı? Mezara mı götürdü? <laughs> Onu bir soralım. Ee, hocam Atatürk'ün neyi vardı? Parası var mıydı? Evet onu açıklayayım. Evet, bu tabi aslında konuşulmaması gereken bir konu. Önce onu söyleyeyim ama ben bunu Panzehir kitabımda da anlattım. Yüzyılın kitabında, Atatürk etkisi kitabında da 3 kitabımda anlatmak zorunda kaldım. Sözcüdeki yazılarımda anlattım. Tabi bizim bu konuyu konuşmamıza yol açan neden bu Atatürk düşmanların hayasızlıkları. Hayasızlığı. Çok önemli bir şey söylüyorum. Diyorum ki bunu konuşmak ayıptır. Yani düşünün bu toprakları yeniden vatan yapan ve bir devlet kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün parayla pulla ilişkisini falan konuşuyoruz. Yani ben hicap duyuyorum konuşurken. Çünkü birazdan anlattığımda niye böyle söylediğimi insanlar anlayacaklar. Ayıptır böyle bir konuyu konuşmak. çünkü Atatürk bugünkü siyasilere falan benzemiyor ya da dünyanın başka yerindeki başka siyasilere benzemiyor. birazdan Atatürk'ün bir özel kanun çıkarttığını e, izleyicilere anlatacağım. O özel kanuna göre e, Mustafa Kemal Atatürk e, mal varlığından yakınlarına üzerindeki mal varlığından yakınlarına tek kuruş bırakmadan e, bütün mal varlığını millete bırakıyor özel kanunla. Yani özel kanun çıkarttırarak bütün mal varlığını millete bırakan bir lider Mustafa Kemal Atatürk. Oysa ki günümüzün siyasileri ee, tam tersine özel kanunla akrabalarını yakınlarını zengin eden siyasiler Ama Mustafa Kemal Atatürk başka bir lider bu anlamda Bakın Atatürk'ün parayla pulla ilişkisiyle ilgili e, elimizde tabi veriler var Şimdi e, Atatürk'ün bir kere Cumhuriyet'in ilanına kadar e, çok e, para sıkıntısı kişisel anlamda maddi sıkıntılar çektiğini biliyoruz bir Osmanlı subayı olarak zaman zaman maaşını alamadığını çok iyi biliyoruz. Elimizde mektuplar var. Atatürk'ün yazmış olduğu e, telgraflar var. Oradan biliyoruz. Mesela Bulgaristan'da Sofya'da ateşe militerken e, hem Osmanlıların ateşesi hem de ödeneği zamanında gönderilmiyor. Maaşı gönderilmiyor. Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Paşa diyor ki burada diyor diplomasi diplomatik e, te teamüller gereği yapılması gereken harcanması gereken para var diyor. Ama elimizde para olmadığı için diyor burada diyor mağdur durumdayız diyor yani terzinin parasını bile ödeyemediğinden falan bahsediyor zaman zaman çok büyük sıkıntılar çekmiş maddi sıkıntılar çekmiş bütün hayatı boyunca e, milli mücadelede keza öyle yani Erzurum'dan Ankara'ya yolculuğuna bakarsanız Atatürk'ün e, orada hakikaten Masar Müfit kansu anlatır e, yiyecek birkaç yumurtaları vardır biraz peynirleri vardır işte e, kuru soğanları vardır e, Ankara'da kahve alacak paraları yoktur çok büyük sıkıntılarla milli mücadele kazanılmıştır ama Milli mücadele kazanıldıktan sonra, cumhuriyet ilan edildikten sonra Atatürk'ün geliri de olmuştur. Nasıl olmuştur? Mesela Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı maaşı ve ödeneği vardır. Şimdi ben biraz ondan bahsedeyim. Çok çarpıtı, çarpıtılır bu konu. Mustafa Kemal Atatürk 1923'te cumhurbaşkanı oldu. 1938'e kadar cumhurbaşkanı olarak kaldı. 23-38 arasında ortalama 10 bin lira e, Cumhurbaşkanlığı aylığı aldı. Şimdi bugünün parasıyla bunu karşılaştırıyorlar. Bilmem kaç cumhuriyet altınıymış falan diye programlar yapıyorlar. Kaç utanmadan. ne kadar peki? Şimdi bakın e, Atatürk bu paranın büyük bir bölümünü neredeyse tamamını e, ihtiyacı olanlara ve e, Çankaya Köşkü'ndeki e, görevli olan insanlara maaş olarak dağıtıyor, ödenek olarak dağıtıyor. Mesela Atatürk ekstra harcırak ve ödenek almıyor devletten bir yere gideceğiz. Örtülü ödenek diye bir şey Ha yok onu kullanmıyor Mustafa Kemal Atatürk. Bireysel anlamda kullanmıyor. Var. Öyle bir ödenek var ama Atatürk bugünkü politikacılar gibi değil. Bütün bu e, cumhurbaşkanlığı faaliyetini neyle karşılıyor biliyor musunuz? Bu hani çok maaş alıyor diyorlar ya 10 bin lira ayda. Bu parayla karşılıyor. Şimdi ben bunun detaylarını verdim ve hakikaten burada da iyi bir ders çıkarabiliriz Atatürk'ün hayatından. Hasan Rıza Soyak'ın ifadesiyle hastalığının devam ettiği uzun aylar zarfında fazla masraf olmadığından İş Bankası'ndaki 4 numaralı hesaba yatırılan hususi tasarrufu 53.463 lira 18 kuruş. Yani Atatürk ödürken e, Cumhurbaşkanlığı maaşından hesabında kalan para bu. Hani her ay 10 bin lira alıyor dedikleri Atatürk'ün hesabındaki para. Değil mi? Alıyorsan bu paranın birikmiş olması gerekmiyor mu? Atatürk'ün servet avcısı olarak gösteren utanmaz tarihçiler var. Yandaş medyada utanmaz, arsız, namussuz Tarihçiler var, yalancı. Yalancı. Şimdi Atatürk'ün e, ölürken e, banka hesabı elimizde İş Bankasındaki banka hesabında ne kadar parası olduğunu biliyoruz. Bakın İş Bankasındaki e, 4 numaralı hesabına yatırılan hususi tasarrufu 53.463 lira 18 kuruş. Şimdi 1923-38 arasında her ay 10 bin lira almış ama maaş olarak. Peki bu para nereye harcanmış? Tekrar ediyorum. E, Çankaya Köşkündeki çalışanların bütün aylıkları, ödenekleri bir yere gidildiğinde, Cumhurbaşkanı olarak bir ziyarete gittiğinde Mustafa Kemal Paşa yurt çıktığında ödeneği harcamıyor. Ne yapıyor? Cebinden harcıyor. Tamamen var. cebinden harcıyor. Etrafında çalışanların herkesin maaşından tutun gerekli bütün harcamayı kendi cebinden yapıyor. Onun için Hasan Rıza Soyak diyor ki ben baktım ki diyor bir süre sonra ya Mustafa Kemal Paşa parayı yetiremiyor. Yani Cumhurbaşkanlığı maaşı... Zam istemiyor. Tabii, evet çok ilginç bakın. Paşa'ya diyor bu maaş yetmiyor. Çünkü harcamaların karşılığında ben hesabı çünkü Hasan Rıza Soyak tutuyor. Cumhurbaşkanlığı Köşkü özel kaleminde. Hı hı. Ve o diyor ben tuttuğumda yetişmiyor diyor. Karşılamıyor yani Paşa'nın parası marası bunu karşılamaya yetmiyor. O zaman diyor ki ödeneği kullanalım. Mustafa Kemal Paşa karşı çıkıyor. Ya bunu getireceğiz diyor. Şimdi e, ne yapıyor bu e, alçak tarihçiler? Onlara böyle ifadeler kullanıyorum. Hak ediyorlar çünkü. Şimdi bize rakam veriyor. Diyor ki 10 bin lira alıyordu. Sadece rakam veriyor ve o demin benim anlattığım şeyleri anlatmıyor. Yani peki bu parayı alıyordu da birik... ne yapıyordu bu parayı Mustafa Kemal Atatürk? Hayır bugün kaç lira alıyorlar? Yani? Hayır bu parayı Mustafa Kemal bu 10 bin liralık e, aylık maaşı, Cumhurbaşkanlığı maaşını yakınlarına mı yedirdi ya da hesapta mı biriktirdi? Ya bu parayı almış. E, adamın banka Mustafa Kemal Atatürk'ün ölürken banka hesabında e, bu paranın 5, 5 aylık parası kaldı. 5 aylık parası kaldı. Peki diğer para nerede? Diğer para çünkü bütün harcamalara gitmiş. Şimdi birincisi bu. Çarpıttıkları nokta bu. İkincisi Mustafa Kemal ikinci gelir kaynağı. Bir gelir kaynağı daha var. E, asker emekli subay maaşı var paşanın. 30 Haziran 1927 tarihinde Maraşerlik'ten emekli oluyor. Bunu unutmasınlar. Bir de asker aynı zamanda. Büyük Millet Meclisi özlük dosyasındaki emeklilik yazışmalarına göre Atatürk 41 yıl 3 ay 29 gün hizmet etmiş orduya. Ya düşünün yani çok uzun bir süre bu. Zaten ne kadar yaşadı. Yani ee, şimdi Maraşal Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya bağlanan emekli maaşı 40 küsür lira. Sadece 40 küsür lira emekli maaşı var. Sonradan Ordu Komutanlığı ve vekillik yapanlar için çıkarılan bir kanunla emekli maaşı 150 lira oluyor. Yani tuhaf rakamlar değil mi? Aylık. Hasan Rıza Soyak şöyle aktarıyor. Bu parayı sarf etmiyor. Bakalım seneler sonra ne kadar olacak diye verdiği emir üzerine İş Bankası'nda açılan ayrı bir hesapta biriktiriyor. Şimdi bak sıkı durum. Fani hayattan çekildiği gün hesapta toplanan para miktarı 19.566 lira 80 kuruş. Yani işte onun için utanmak lazım diyorum. Yani Atatürk'ün parasını falan. Onu da yememiş değil mi? Tabii onu diyor ki hiç bunu harcamayalım diyor da bir bakalım ne kadar olacak. <laughs> şimdi Atatürk böyle bir adam. Yani şimdi bu ahlaksız tarihçiler bu hesap işlerini karıştırırken mesela bunlara değinmezler. Şimdi emekleri subay maaşı Atatürk'ün sevgili izleyiciler. Ölürken banka hesabında 19.566 lira 80 kuruşu var. 53.463 lirayı da ekleyin. Cumhurbaşkanlığından kaldı. Kaç yapıyor? 75 bin lirası falan var. E, Erdem Bey e, e, ayıp değil mi bunu konuşmak? Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun banka hesabındaki para miktarı e, kişisel serveti anlamında para miktarı 75-76 bin lira. Ne, neye konuşacağız bunu? Ayıp utanç verici bir şey. Günümüzün bu. parasıyla karşılaştırdım. Yani hiçbir şey değil ki yani. Hakikaten çok e, ben karşılaştırmadım ama çok cüzi bir rakam eder bu. Ayrıca oturup karşılaştırdık. Ev gibi. alır mı? Bilemiyorum zor. <laughs> evet. zor diyor. Kolay bir şey değil yani. <laughs> 75-76 bin liraya. Şimdi bakın e, şimdi şuna itiraz edebilirler. Bunlar uyanık ya şark kurnazı ya. Derler ki Sinan Meydan Atatürk'ün hesaplarına banka hesabını anlattı ama bir de iki numaralı hesabı var Atatürk'ün. İş Bankası'nda orada 1 milyon e, 519 bin 892 lirası gözüküyor. 1 milyon İyi para değil mi? 519 bin. Ev alınır yani. 892 lira. İyi bir villa alınabilir. Evet iyi bir ciddi bir para bu. Öyle bir para gözüküyor evet. Yalnız şimdi sıkı durun. Bu paranın tek kuruşuna dokunmuyor Atatürk. Nedir o para? O paranın tamamını tarih ve dil kurumlarına bırakacak İş Bankası'daki paradır o. Hindistan'dan gelen para vardır onun içinde büyük oranda. Ve o paranın tek kuruşuna dokunmadan CHP'nin yönetiminde vasiyetine göre tarih kurumu ve dik kurumuna bırakacak o paranın nemasını. Peki bu 1 milyon 519 bin 892 lira nasıl birikmiş? Atatürk'ün şahsi serveti değil bu. Ha şimdi onun öyküsünü anlatalım. Bakın Hindistan Müslümanları milli mücadele devam ederken e, Hint Hilafet Komitesi diye bir komite kurmuşlar. O Hint Hilafet Komitesi Türkiye'ye yardım topluyor. Ankara Yardım Fonu ve İzmir Yardım Fonu diye iki tane yardım fonu top, kurmuş Hindistan'daki Müslümanlar. Mustafa Kemal'e ve milli harekete destek olalım. Paraları yok Türklerin. Emperyalizmle savaşıyorlar. Gandhi bile destek olmuş. Hindular bile destek olmuş. Ve Hindistan Müslümanları büyük bir gayretle ciddi bir para toplamışlar. 670 bin civarında bir para toplanmış. Ve o para gönderilmiş. Şimdi onun detayları da vardı. O para gönderilmiş. Mustafa Kemal Paşa, ben onu yazdım ayrıntılarıyla hem sözcüde hem kitaplarımda. Mustafa Kemal Paşa'nın hesabına gönderilmiş. Bakın tekrar ediyorum. 600 küsür bin lira Hindistan Müslümanları tarafından toplanılıyor. Ve Ankara'ya Mustafa Kemal Paşa'nın şahsi hesabına gönderiliyor. Diyorlar ki efendim o parayı niye Mustafa Kemal kullandı? Milli mücadeleye gönderildi. Hayır Mustafa Kemal'in kullanması için gönderiliyor para. Yani o parayı başka biri kullanamaz. Para Atatürk'ün adına Genelkurmay belgelerine göre Gönderilmiş Osmanlı bankasında bir hesaba yatırmış Mustafa Kemal Paşa parayı ve o parayı e, zorunlu olmadıkça kullanmayacağız diyor ve e, milli mücadelenin en zor anında e, dönemin milli savun e, dönemin evet milli savunma Bakanı Mustafa Kemal Paşa'nın o parayı e, paraya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Mustafa Kemal Paşa da e, 500 bin lirayı büyük taarruz hazırlıkları için orduya veriyor. 100 küsür bin liralık bir para kalıyor oradan gelen paradan. Ve biz milli mücadeleyi Atatürk'ün Hindistan Müslümanlarından gelen o parayı verdiği 500 bin lirayla bir anlamda kazanıyoruz. Çünkü Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani Rusya'dan gelen para da var, silahlar da var ama Hindistan'dan gelen bu para da önemli. Ve Türk ordusu donatılıyor bu 500 bin lirayla. Mustafa Kemal Paşa'nın elinde 100 küsür bin lira kalmıştı ya. Yunan orduları büyük taarruz sonrasında yakıp yıkıyorlar Ege bölgesini, Batı Anadolu'yu. Taş taş üstünde kalmıyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa bakıyor ki yani e, insanlar evsiz barksız. Hindistan'dan gelen paranın yüz küsür bin lirasını da şeye harcıyor, veriyor. İzmir'e. E. İzmir'e değil sadece. Çevre illere. E, çevre illere. Yakılan, yıkılan ihtiyacı olanların, acile ve ihtiyacı olanlar da bu parayla tedariklerini görsünler, ihtiyaçlarını karşılasınlar. Yani Hindistan'dan gelen paranın 60 bin lirası hariç tamamı milli mücadele sırasında harcanıyor. Ama şimdi sıkı durum. Milli mücadele bittikten sonra paşa halifeliği kaldırdı. Ama bu parayı gönderenler Hint Hilafet Komitesi idi. İlafet Komitesi. Şimdi paşa tabii onurlu bir asker, bir devlet adamı. Ve şundan kuşkulanıyor Mustafa Kemal Paşa. Ya ya bizden bu parayı halifeliği kaldırdık biz şimdi ya adamlar derse ki parayı geri verin. Yani değil mi diyebilirler. Evet. Halifeliği kaldırdın çünkü sen. Ya biz halifeliği için de adam diyebilir ki intilafet Komitesi ya biz halife var diye göndermiştik. Sen halifeliği kaldırdın. Parayı geri gönder. <laughs> o zaman ne yapacağız? Ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor. E, o paranın büyük bir bölümünü Mustafa Kemal Paşa'nın hesabına geri yatırıyor. Milli Mücadele'den sonra. Bakın çok önemli bu. Yani Hindistan Müslümanlarının harcanan parası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mücadele sonrasında, milli mücadele sonrasında Atatürk'e büyük bir bölümü iade ediliyor. 380 bin lirası iade ediliyor. Mustafa Kemal Paşa onu hesabında tutuyor, dokunmuyor. Bekliyor. Bir 4-5 ay bekliyor halifelik kaldırıldıktan sonra. Acaba isteyecekler mi parayı? İsterlerse tamamlanacak, para geri gönderilecek. Bakın çok ilginç. Ama Hint Müslümanları Halifelik kaldırıldı küsüp de biz parayı istiyoruz falan demiyorlar hilafet komitesi. Böyle bir şey söz konusu olmuyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa diyor ki ya bu parayı ne yapacağız? Elimizde şimdi bir para var. Yani hiç Müslümanları da geri istemediklerine göre bir para var yani hesapta benim hesapta. Ve e, ticaretten anlayanlar ülkenin de durumunu ortada. E, ekonominin kalkındırılması gerekiyor. Ekonomik kalkınma çok önemli. Celal Bayar Mustafa Kemal Paşa'ya diyor ki banka kuralım. Mustafa Kemal Paşa bu teklifi çok olumlu karşılıyor. Bankaya ihtiyacı var, milli bir bankaya. 250 bin lira veriyor, iş Bankası'nı kurduruyor. E ama paradan daha var. Yani 250 bin lirayla iş Bankası kuruldu ama para duruyor bir kısmı daha. 120 bin lira kadar da diyor ki bununla da örnek çiftlikler kuralım. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği dahil, Anadolu'nun değişik yerlerinde. Ve burada da örnek çiftçilik yapalım. Türk halkına örnek olsun. Ziraat mektebinden üretim harcıyor. Üretim için. Evet burada staj yapsın öğrenciler. Tarım okullarından yetişen öğrenciler. Halka ucuz yiyecek içecek tanzimi gerçekleşsin buradan. Ve bakın hasarınıza Soyak yine analarında der ki Atatürkler Ankara Orman Çiftliği'nin der armudunu, elmasını, sütünü, yoğurdunu parasını vererek satın alırdı der. Çok önemli değil mi? Yani o çiftliği Atatürk'ün malı olarak görürler ya Atatürk onu kendi malı olarak hiç görmüyor. Çünkü o Hindistan'dan gelen parayla satın alındı o Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği kuruldu. Amaç Türk milletine hizmet olsun. Modern tarım, modern hayvancılık nasıl yapılır bunu göstermekti ve oranın sütünü, yoğurdunu, meyvesini bakın de ahlak dersi değil mi? Satın alarak tüketirdi diyor Mustafa Kemal Paşa muhasebecisi. Tabii tabii. Mahzun söylüyor. Diyor ki oradan diyor bir şey geldi mi diyor onun parası verilirdi diyor. Hesaba yatırılırdı İş Bankası'ndaki Şimdi e, örnek çiftlik kuruldu. Sonra ne yapıyor? Kalan parayla da iş bankasından hisse senetleri alıyor. Paranın değeri ölmesin, para ölmesin diye. Kurduğu iş bankasından. İşte o iki numaralı hesaptaki milyon 1.519.892 lira var ya Atatürk ölürken. İşte o e, örnek çiftliklerin e, gelirlerinden elde edilen paranın yatırıldığı hesap. E, o hisselerin zaman içinde büyümesiyle oluşan meblağ. Ee, ve tabii İş Bankası'nın da Atatürk hissedarı oluyor böylece. 250 bin lira sermaye verdiği için ister istemez oradan gelen nema ve bu, bu hesabın bir özelliği vardır. İki numaralı hesap yine Hasan Rıza Soyak anlatılır. Tek kuruşuna dokunulmaz. Çünkü o milletin malı olarak görür onu Atatürk. Ve işte vasiyeti gereği tarih kurumu ve dil kurumuna bıraktığı para CHP'nin kontrolünde. Tarih kurumu ve dil kurumuna bıraktığı para bu iki numaralı hesaptaki paradır. Bu Atatürk'ün parası değildir. O öyle görmez. Ama başka siyasetçi olsa bunu nasıl görür? Onu bilemez. Ve Mustafa Kemal Atatürk bakın işte özel kanun burada devreye giriyor. Şimdi sonuçta bu para onun hesabında. Dolayısıyla e, hukuk kuralları gereği, medeni kanun gereği mahfuz hisse denilen bir şey var. Yani siz öldüğünüzde mal varlığınızın belli bir kısmı mirasçılarınıza kalır. Şimdi Mustafa Kemal diyor ki ona benim üstümde diyor bir milyon, bir buçuk milyon liralık para gözüküyor. Ama bu benim param değil. Bunu milletin parası olarak görüyor paşa. E ama diyor mahfuz hisse diye bir şey var. Ölünce bizim akrabalarımız buradan pay alır. Kız kardeşi falan var biliyorsunuz. Manevi kızları var. Yine Hasan Rıza Soya çağırıyor diyor ki bir önlem alın diyor. Bir özel kanun çıkarın diyor. Akrabalarına tek kuruş kalmayacak diye. Allah aşkına şu alaka bakın. Atatürk onun için büyük lider. Hasan Rıza Soya diyor ki bunu yapamayız diyor. Bu diyor hukuka aykırı olur. Mustafa Kemal Paşa diyor ki bir yolunu bulun. Yani bu paradan akrabalarımıza akrabalarıma tek kuruş kalmayacak. Tamamı millete kalacak şeklinde diyor. Bir özel kanun. Sadece bana ait bir kanun çıkarın diyor. Ve 1934 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir kanun çıkarıyor. Bakın Atatürk sapa sağlamdır o tarihte. Hasta falan değil. Ama üzerindeki bu mal varlığının akrabalarına tek kuruş kalmasın. Milletin malı o çünkü. Onun için özel kanun çıkarttırmıştır. Ve tekrar ediyorum vasiyeti gereği de bu parayı kime bırakıyor? Tarih ve Dil Kurumu'na. O kurumlar özerk olsun. Türk tarihini, Türk dilini araştırsın. O paranın nemasıyla yaşasınlar diye. E, para meselesinin iç yüzü bu. Ve Atatürk ölürken şahsi hesabındaki para miktarını okuyayım buradan. 75 bin dedim ama değilmiş toplamı. 73 bin 19 lira 98 kuruş. Yani Atatürk'ümüzün emekli maaşı ve e, Cumhurbaşkanlığı aylığından hesabında kalan para şahsi 73 bin 19 lira 98 kuruş. E, onun için dedim ya utanç vesilesi. Malı var mıydı? Mal mülk yok. Bütün o üstündeki belediyelerin hediye ettiği evler var. Atatürk evi diye görürüz ya gideriz evet. her yerde var bir tane. İşte orada hep Atatürk evi yapmışken. Zannederler ki o evler Atatürk'ün <laughs> Ya Atatürk'ün her yer Atatürk'ün evi zaten. Atatürk'e kimse cüzdan açtırmaz normalde de Atatürk her şeyin parasını ödüyor. Ya vatan kurtarmış bu adam. Ülke devlet kurmuş. Ee, onun için o evleri belediyeler hediye etmişti ona. Atatürk e, vasiyeti gereği e, kendisine hediye edilen bu varlıkları da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin koruması altında e, ya bazılarını CHP'ye bırakmış ya bazılarını belediyelere geri vermiş. Şimdi şey aklıma geldi. Yani bir onun bir, bir başkanı var. Tabii. De. Hiç adını üstünde almaya gerek yok ama e, gelen hediyeleri ve bazı Hı. dolma Bahşedeki bütün malları evlerine kadar taşımışlardı. Ya O tabii ayrı bir şey. Evet. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün bu parayla ilişkisini konuşmak ayıp hakikaten. Çünkü ilişkisi çok ders niteliğinde ve e, televizyon programları falan gördüm ben. İşte bu kitabı onun için yazdım bu konuları. Atatürk'ün çok zengin olduğu onar bin lira maaş e, e, Cumhurbaşkanlığı maaşı aldı. onun da şu kadar altın ettiği servet avcısı yapmıştır Atatürk'ü utanmadan. Bugünkü siyasilerin e, bazı siyasilerin servet biriktiren bazı siyasilerin bu ahlaksız davranışlarını meşrulaştırmak için Atatürk de para biriktirirdi gibisinden bir yalan söylüyorlar. Milletimiz bu yalanlara prim vermesin. Atatürk'ün ölürken şahsi hesabındaki parayı tekrar okuyarak bitirelim. 73.019 lira 98 kuruş. Yemede yarım Hepsi yapayım. bu. <laughs> ha, i̇ki numaralı hesabındaki bir buçuk milyon lira ise tamamen İş Bankası'ndaki hisseler, Hindistan'dan gelen para, çiftliklerin gelirleri vesaire. O da Dil e, Kurubu, tarih Halk kurumu. Partisi korumasında Dil ve Tarih Kurumuna bırakılmış. Tek kuruşu da akrabalarına kalmasın diye özel kanun çıkarttırmış. Aksini iddia eden varsa belgelerle çürütürüz. Evet. çok teşekkür ederiz. Ee, evet, teşekkür çok ederim. güzel bilgilerdi. Ee, yani bunu da öğrenmiş olduk. Evet. Böyle bir siyasetçi geldi geçti Türkiye'den ve Türkiye'yi kurtardı. Sadece Türkiye değil bir ahlak da öğretti. Evet. O ahlakı işte Atatürk etkisini, o ahlakı inşallah evet. bütün Türkiye'ye coğrafya, toprak, toprak anlatırız. Sadece buraya değil, aynı zamanda bütün dünyaya da bu ahlak dersini veririz de diyelim. Eee inşallah yani herkes hak ettiğini alır diyelim. Saygılar sunalım. Esen kalın. Allah.